Herkese merhabalar. Can Hocanız bence Cevbeci Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar Mal AYT Soru Bankası çözümleriyle devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Denklem ve eşitsizlikler bölümündeyiz. Bu videoda ise test 2'deyiz arkadaşlar. Herkes hazırsa ikinci testimize başlayalım. Birinci sorumuzdayız. x kare eksi 2 x eksi 1 0 denkleminin köklerinden bir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. PSR burada köklerini ayrılamayan bir denklem görüyorum. Bundan dolayı diskriminant yönteminden gideceğiz. Bize yardımcı olacak delta'mız. Yani AX kare artı BX artı C eşittir 0 denklemi verildiğinde delta B kare eksi 4 ac hatırlayalım. E bu durumda arkadaşlar bu formülü yazdıktan sonra delta'nın 3 tane durumu vardı. Birinci durum delta büyüktür 0. Delta büyüktür 0 ise 2 farklı gerçel kök var deriz. 2 farklı gerçel kök var deriz. Yani iki farklı kökümüzün olduğunu söyleyecek. İki diskriminant yönteminden delta'yı sıfır eşit bulduğumuz zaman da çakışık, çakışık iki kök var deriz. Ya da aynı demek, çakışık demek aynı iki kök. Yani x eşittir 2 ise diğer kök de x eşittir 2'dir. Aynı, işte tam kare, gibi ifadeler bulduğumuz zaman, gördüğümüz zaman da delta eşittir sıfır hatırlayacağız. Üçüncü olarak delta küçüktür sıfırda da reel kök yok diyeceğiz arkadaşlar. Karmaşık köklerde tabii sonrasında kök bulmayı göreceğiz. Fakat biz şu anda gerçel sayılardan bahsediyoruz. O yüzden bu burası için reel kök yok diyerek bitireceğiz. Şimdi diskriminanttan delta'yı bulduk, Bulduktan sonra köklerimi nasıl çekeceğim? x1'i 2, yani biri x1 diğeri x2 kökü olsun. X'in aynı anda yazdım. Eksi b eksi artı kök delta bölü 2a formülünden bulacağız. Yani x1 eksi b eksi kök delta bölü 2a ise x2 eksi b artı kök delta bölü 2a'dır. Şimdi buraya kadar hatırlatmalarımızı yaptık. Bu tamam. Şimdi gelelim sorumuza. Denklemin köklerinden biri. Hemen başlıyorum. A arkadaşlar x karenin katsayısıydı. Yani 1. O halde a'yı 1 yazdık. B, x'in katsayısı eksi 2 olduğu için eksi 2 yazdık. C için de sabit sayı olan eksi 1 sayısını yazdık. Şimdi hemen delta'ya bakalım. B kare eksi 2'nin karesi eksi 4 A 1 C de eksi 1. Buradan 4 artı 4'ten 8 geldiğini gördüm. Şimdi artık köklerimi bulmaya geçebilirim. Eksi B eksi 2'den ne olacak yazalım. Eksi eksi 2 eksi artı kök 8 bölü 2a. a da 1'di zaten. 2 oldu. Yani köklerim ne geldi? 2 eksi artı kök 8 bölü 2. Toparlarsak kök 8'i çıkaralım kökten. 2 eksi artı 2 kök 2 bölü 2. 2'ye böldüğümüz zaman da 1 eksi artı kök 2. Köklerimizi bulacağız. Yani biri 1 eksi kök 2 diğeri 1 artı kök 2'ymiş. Şıklarda 1 eksi kök 2 olduğu için cevabımız aşık olacak. İkinci sorumuzdayız. A x kare eksi 2 x eksi 1 eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı iki gerçel kökü olduğuna göre alabileceği en küçük a 2 tam sayı değerinin toplamı kaç olur diyor. O halde a'yı düşüneceğiz. Farklı birbirinden farklı iki gerçel kök duyduğumuz zaman delta büyüktür 0 kullanıyorduk arkadaşlar. Hemen delta'nın formülünü yazalım. B kare eksi 4 ac'yi bakalım ne bulacağız. B eksi 2 eksi 2'nin karesi eksi 4. A zaten A verilmiş çarpı C eksi 1 ve buradan 4 artı 4A ifadesini sıfırdan büyük kabul edeceğiz. 4A büyüktür eksi 4 A büyüktür eksi 1 şeklinde bulacağız. Şimdi eksi 1'den büyük olan en küçük iki tam sayı nedir arkadaşlar? 0 var 1 var 2 var böyle gidiyor. En küçük ikisi 0, 1'dir aslında. Fakat biz a'ya 0 yazarsak ikinci dereceyi kaybederiz ve bu denklem birinci dereceye döner. Bize ikinci dereceden verdiği için zaten ikinci derecede bu işlemleri yaptığımız için bunu kaybetmememiz gerekiyor. O halde 0 alamıyoruz buna dikkat edin. 1 ile 2'yi alıyorum o halde. 1 ile 2'nin toplamı da 3 gelecektir. Cevabımız C şıkkıdır. Evet üçüncü sorudayız. x kare eksi m eksi 5 x artı 9 eşittir 0. Denkleminin çakışık iki gerçel kökü olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi çakışık iki gerçek kök ders arkadaşlar biliyoruz ki diskriminant 0 olacak yani delta 0. Peki o halde hemen delta'yı 0 eşitleyelim. b kare eksi 4 ac tekrardan yazıyorum. b Eksi m eksi 5 karesini aldığınızda zaten bu eksinin bir önemi olmadığı için direkt m eksi 5'in karesi diyebilirsiniz. Eksi 4 çarpı a 1 de c de 9'du. Buradan 0 eşit olmasını istiyorum bu denklemin. m eksi 5'in karesi eşittir. 4 kere 9 36 karşı yatınca tabi pozitif 36. Yani m eksi 5 karesi 36 ise kendisi ya 6'dır m eksi 5 ya da eksi 6'dır ki karesi 36 gelsin. Buradan eksi 5 karşıya attığınızda 6 ile topladığınızda m 11. Eksi 5 karşıya attınız artı 5. Eksi 6 ile topladınız m eksi 1. Buna göre değerler toplamı dediği için topluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C 10 şıkkı çıkacak. Dördüncü sorumuzdayız. 4x kare eksi bx artı 25 eşittir 0 denklemini tam kare olduğu verilmiş. B aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Tam kare olduğunu arkadaşlar e, denklemi tam kare verdiği zaman çakışık kökleri olduğu anlamına geliyor. Yani delta'nın sıfıra eşit olduğunu söylemiştik zaten. O halde delta'mızı sıfır eşleyeceğiz. B kare eksi 4 a eksi b'nin karesi eksi 4 a 4 c 25 bunun sıfır olmasını istiyorum. B kare eşittir. 4 kere 4 16. 16 kere 5 400 arkadaşlar. Buradan B'nin 20 veya eksi 20 geleceğini görebiliyorum. Şıklarda 20 olduğu için cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuzda x kare eksi b x artı 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre b aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çözüm kümesi bir elemanlı demek aynı eleman demek arkadaşlar. Aynı eleman olduğu anlamına geldiği için de delta'nın 0 eşit olduğunu düşünüyoruz. Hemen o halde formülümüzü yazalım. Eksi b'nin karesi eksi 4 çarpı a x karenin katsayısı 1 c de 4 arkadaşlar. Bunun 0 olmasını istiyorum. b kare eksi 16 geldi. Karşı attım. b'nin buradan eksi artı 4 olduğunu görüyorum. Hangisi olabilir? Şıklarda eksi 4 var. Dolayısıyla cevabımız 5 şık olacak. Altıncı sorumuzdayız. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre anla küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlıysa iki aynı elemandan oluştuğunu söyler. Yani x eşittir 2, x eşittir 2 demek bir tane eleman olduğunu söyler. Yani iki aynı kökte arkadaşlar Delta'nın sıfır olduğu idi. O zaman bunu kullanalım. İkinci açıdan denklemimizde delta'yı sıfıra eşitleyeceğiz. Delta neydi? b kare x 4 ac'den b'miz eksi a burada. Eksi a'nın karesi eksi 4. a x karenin katsayısı 1. c 16. Buradan a kare eksi 64 eşittir 0. a kare eşittir 64. a buradan eksi 8 ve 8 gelecektir. Şimşiklerde eksi 8 var biliyorsunuz. Fakat burada arkadaşlar en küçük bir olasılık daha var mı diye düşünmemizi istiyorlar. Çünkü paydada x artı 1 var. Şimdi bu x artı 1'i nasıl kullanabilirim? x kareyi x çarpı x diye açarsam 16'yı da 16 1 diye açarsam çarpanlarından şöyle arkadaşlar x artı 1 x artı 16 gibi üst tarafı çarpanlarına ayırabilirim. Ve paydada da x artı 1 olduğu için bakın x artı 1'ler gidecek. Bu ifade 0 eşit ve buradan da x'in eksi 16 olduğunu yani bir elemanla bir kök bir tane bir kök olduğunu görmüş olacağız. Dolayısıyla paydadaki x artı 1 Denklemimizin kökü olabilir eksi 16. Denklemimizin kökü olabilir. Yani x artı 1 arkadaşlar eşittir 0 ise x eşittir eksi 1. Denklemimizin köküdür. O halde bu denklemi sağlar. O halde arkadaşlar x'lerin eksi 1 yazalım. Hemen denklemde şuradan alıyorum. Evet. Eksi 1'in karesi eksi a çarpı eksi 1 artı 16 eşittir 0. 1 artı a artı 16 eşittir 0. A da buradan eksi 17 bakın daha küçük bir değer bulunmuş oldu. En küçüğünü sorduğu için cevabımız değişik olacaktır. 7. sorudayız denkleminin gerçel 2 kökü olduğuna göre M'nin alabileceği en büyük iki tam sayının toplamı kaçtır? Dikkat ederseniz arkadaşlar 2 gerçel kök demiş yani 2 farklı gerçel kök deseydi delta'yı büyüktür 0 alacaktım. 2 aynı kök deseydi delta'yı eşittir 0 alacaktım. Ama aynı mı farklı mı bilmiyorum. O halde iki durumda değerlendireceğim. Delta büyük eşittir 0 diyeceğim. O halde hemen diskriminanta geçelim. Delta'mız arkadaşlar b kare x'in katsayısı eksi 4 karesi eksi 4 çarpı a x karenin kas sayısıydı. Çarpı c yani 2m artı 4 yani sabit sayı büyük eşittir 0 olmalı. Şimdi buradan devam edelim. 16 eksi 4'ü dağıtacağım. Eksi 8 m eksi 16 büyük eşittir 0. 8 m'yi karşıya atıyorum. Buradan da 0 gelecektir. Yani 0 büyük eşittir m gibi bir eşitsizlik sistemi eşitsizlik çıktı. Şimdi m'nin alabileceği büyük değeri sorduğu için bu durumda ne olabilir mi? 0 olabilir. İşte eksi 1 olabilir. Eksi 2 diye gidiyor. Bakıyorum e, herhangi bir X, ikinci dereceden bozan bir ifade yok. Yani ikinci dereceden ni bozan bir şey olmadığı için m de 0 ve eksi 1 alabilirim. Bunların toplamı da arkadaşlar eksi 1 olduğu için cevabımız değişiklidir. 8. sorumuzda denkleminin gerçel kökü olmadığına göre M tam sayısı en fazla kaç olur diye sormuş. Hemen arkadaşlar gerçel kök olmadığı zaman delta'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyorduk. B kare eksi 4 AC küçüktür 0 olacak. Tekrar arkadaşlar 6'nın karesi eksi 4 çarpı a1 c sabit sayı eksi 3 m eksi 3 küçüktür 0. Buradan 36 eksi 4'ü dağıtalım artı 12 m artı 12 küçüktür 0. 12 m küçüktür 36 12 topladım 48 karşıya attım eksi 48 her tarafı 12'ye böldüm m küçüktür eksi 4 gelecek. m tam sayısı en fazla kaç olur diyor en fazla bundan büyük olacağı için eksi 5 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuzdayız. Denkleminin köklerinden biri x1'dir. Buna göre x1 kare artı 1 bölü x1 kare ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar denkleminin köklerinden biri x1 ise denklemi sağlar demektir. Hemen bu denklemde x yerine x1 yazıyorum. x1'in karesi eksi 4x1 eksi 1 eşittir 0 ifadesi geldi. Şimdi bu ifadeyi altta istenene benzetmem için x1'in karesi zaten var. Ama 1 bölü x1'in karesi yok. Şimdi bunu elde etmem lazım. O halde eşitliğin her tarafını x1'e böleyim. Her tarafını x1'e bölelim arkadaşlar. Şöyle x1 bölü x1 dediğim zaman zaten bu sağ taraf 0 olacak. Yine x1'in karesini x1'e böldüğümde bir tane x1 kalır. Eksi 4x1 x1'e böldüğümde 4 kalır eksi 1 bölü x 1 olacaktır. Şurası da x 1. Şu kareyi de silelim. Evet ifade bu şekilde oldu. Şimdi 4'ü karşıya attığım zaman x1 eksi 1 bölü x1 eşittir 4 gelecektir. Bize istenen ifade de bu ikisinin karesi oldu. O halde her iki tarafı kare alarak devam ettirecek olursa x1'in karesi eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı artı 1 bölü x1'in karesi. Bakın buradan x1'ler gitti. Eşittir bu arada 16. O halde x1'in karesi artı 1 bölü x1'in karesi direkt çıkmış oldu. 16'ymış arkadaşlar cevabımız D şıkkı. 10. sorumuzdayız. Pozitif tam sayıların karesini hatalı bulan A ve B hesap makinelerinde 64 sayısının karesi şekilde görülmektedir. A hesap makinesi ve B hesap makinesi varmış. A hesap makinesi girilen sayının karesini değil karekökünü almaktadır. B hesap makinesi girilen sayının karesini değil dörtte birini almaktadır. X sayısının A ve B hesap makinalarında karesi hesaplandığında ikisinde de aynı sonuç bulunmuştur. Buna göre X sayısının rakamları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi A makinasında verilen kural arkadaşlar nedir? Hemen bakalım. Evet ne diyor? Girilen sayının karesini değil karekökünü almaktadır. Yani ben buraya X girdiğim zaman A makinasında kök x olarak çıkıyormuş. B makinesinde de girilen sayının karesini değil te birini alıyor. Yani x attım x bölü 4 çıktı gibi düşünebiliriz. Bu ifadelerde aynı sonuç olarak çıkmış. O halde birbirine eşit diyorum. Kök x eşittir. Hemen düzeltiyorum. x bölü 4 şeklinde birbirine eşitledik. Buradan arkadaşlar 4'ü karşıya atayım. 4 kök x eşittir x gelecek. Her iki tarafın karesini aldığım zaman 16x eşittir x kare geldi. 16x karşıya aldığımda 0 eşittir. x kare eksi 16 xten 0 eşittir x parantezinde x eksi 16. Buradan da köklerimizi 0 veya 16 olarak bulacağız. Şimdi bize pozitif vermişti en başta. Pozitif tam sayı demişti. O yüzden 0 alamıyorum. 16'yı alıyorum. X sayısının rakamlar toplamı kaçtır? 1 ile 6'yı topladığımda 7. O halde cevabımız 5 şıkkı. 10.000 sorumuzdayız. Bir bilmeyen ikinci dereceden bir denklemin birbirinden farklı ve birer R sayı olan x1, x2 kökleri bağlantılarını sağlamaktadır. Buna göre M R sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Birbirinden farklı ve birer R sayı olan kökleri verildiyse bunlar birbirinden farklı ve R Delta büyüktür sıfıra kullanabileceğimi biliyorum. Bu burada kalsın. Bize iki tane farklı bağıntı vermiş. Biz çarpımlarını A toplamlarına B desek. Bakın altta da çarpımı var. Toplamı da var. Bir şeyler elde edebilirim. O halde A eksi B eşittir M artı 2 birinci bağıntıdan geldi. İkinciden de 2A artı B eşittir. 1 eksi M geldi. Bakın B'ler arkadaşlar taraf tarafı toplandığında gidecek. 3A eşittir bu M'lerde giderse 3 A da buradan 1 geldi. A'yı 1 buldum. Hemen B'yi çekiyorum. 1 yerine yazıyorum. 1 eksi B M artı 2 ise eksi B M artı 1'dir. Her tarafı eksiyle çarparsam eksi M eksi 1 gelecektir. Buradan sonrasında arkadaşlar biz şu an neyi bulmuş olduk? A çarpımları C diyeyim. B de toplamlarıydı T diyeyim. Yani toplamları ve çarpımları verilen Denklemi nasıl yazarız? Hemen hatırlatayım. İleriki kısımlarda gireceğiz bu konuya ama şimdiden hatırlatmış olayım. x kare eksi toplamları x artı çarpımları eşittir. 0 ile buluruz. Hemen yazalım arkadaşlar. x kare eksi toplamlarını eksi m eksi 1 bulmuştuk. Çarpı x artı çarpımları da 1 de eşittir. 0. Devam edelim. x kare artı m artı 1 x artı 1 eşittir. 0 gelmiş oldu. Buradan arkadaşlar m'yi çekeceğim. Artık delta büyüktür 0 kullanabilirim. Diskriminantın 0'dan büyük olmasını istiyorum. Yani b kare m artı 1'dir. B'miz. miz b kare eksi 4. A 1. C de 1 büyüktür 0 olacak. M artı 1'in karesi. M kare artı 2m artı 1 eksi 4 büyüktür 0. M kare artı 2m eksi 3 büyüktür 0. Buradan artı 3'e eksi 1 m'ye m verdiğim zaman köklerim arkadaşlar m artı 3 çarpı m eksi 1 eşittir sıfırdan her tarafı sıfır eşledim. Eksi 3 veya 1 olarak gelecektir. Şimdi bunları arkadaşlar hangisi aralıkta olduğunu hangisi olabildiğini bulmam lazım bu aralıkta olduğunu. O halde küçükten büyüğe eşitsizlik tabloya yazarak bulunsun. Şimdi bir kökümüzde eksi 3 de kökümüzde. Artıdan başlıyorum. M karenin işareti artı olduğu için. Sonrasında eksi artı. Şimdi bizim pozitif değerlerini almamız lazım. E, sıfırdan büyük eşit dediği için zaten. Büyük değerleri alacağım. Yani şu ifadeler olacak. Şimdi m'nin aralığı ne oldu bu durumda? M'nin aralığı. Eksi 3'ten küçük değerler oldu. O zaman m eksi 3'ten küçüktür. Ve birden büyük değerler oldu. M birden büyüktür ifadesini alabilirim. Bu durumda bu iki eşitsizlikten birine dahil olan hangisi olabilir? Bakalım A şıkkı eksi 2 olamaz. Eksi 1 olamaz. 0 olmaz. 1 de olmaz. 2 birden büyük olduğu için olur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız eşit olacaktır. İkinci testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testimiz karmaşık sayılar. Karmaşık sayılar testinde sizi bekleyeceğim. Hadi bakalım seri alın. Bu kısmı bir an önce bitirin. Arkadaşlar bir sonraki testte bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.